Selamlar herkese. Egemen ben Ukaravan'dan. Yeni modeller gelmeye başladı ve videolar da tekrar devam ediyor. 2023 model yılının yeni modellerinden birini inceleyeceğiz. Fendt Diamant 560 SD. Diamant bildiğimiz gibi Fendt'in en üst serisi. Fendt hali hazırda zaten premium bir marka ama tabii ki Diamant yani zirvesi yine bize çok farklı şeyler sunuyor. Bakacağız beraber. 560 SD 2023 model yılı için yeni bir yerleşim planı Diamant serisinde. Bizim çok istediğimiz bir plandı. Aslında Bianco Active 550 SD'den aşina olduğumuz bir plan. Tek farkı artık Diamant yani en üst serinin estetik ve donanım paketiyle geliyor ve 2.50 genişliğe sahip. Boyu 550 SD ile aynı. Yani gövde boyumuz 6.63, toplamda Oktail 7.70 civarında oluyor. Ama genişliğimiz bu sefer 2.50. İçeride çok ciddi ferahlık katıyor bize. Bunu beraber inceleyeceğiz. Tek dingilde üretiliyor bu karavan. 2000 kilo maksimum yükleme kapasitemiz var. Karavanın kendisi de 1550 kilo, 1580 kilo bandında boş ağırlığı. 4 kişilik de yatak kapasitesi var. Ama tabii ki bunda en büyük özelliğimiz yerleşim planının nasıl olduğunu öğrenmek olacak içeride. Ve Diamant bize görsel ve donanımsal olarak ne sunuyor? Bunları beraber inceleyeceğiz. En üst seviyesi Fendt'in bize neler gösterecek? Ön yüzden başlayınca karavanın kapı tarafından önde bir penceremizi görüyoruz. Burası oturma grubunun 3 penceresinden bir tanesi. Bayağı keyifli bir alan oluyor burası. Bunun hemen üzerinden başlayan bir LED ışık barımızı görüyoruz. Bu ışık karavan boyunca uzanıyor. Bu yüzde altta ve üstte LED'leri var. Kamp alanına gerçekten hoş bir görüntü oluşturuyor akşam otururken karavanın önünde. Kapı alışık olduğumuz Fendt karavan kapısı gerçekten şık bir kapı bu. Ve fonksiyonel aynı zamanda. Kilit mekanizması çok sağlam, çok güvenli. Ve açılıp kapanırken bile verdiği hissiyat bize kaliteyi kesinlikle fark ettiriyor. Üst tarafta tente lambamız var. Bu 2022 model yılından beri hem aşağı hem de yukarı kısmı aydınlatacak şekilde, tenteyi aydınlatacak şekilde tasarlanmaya başladı. Güzel bir dokunuş. 2023 model yılında Diamantlarda da yeni bir grafik şemamız var. Bu şekilde çapraz gelen, hoş bir görüntü oluşturan bir grafik stickerlarımız var. Aşağıda alışım jantlarımızı görüyoruz. Tabii ki Diamant serisinde standart geliyor bunlar. Türkiye'ye çoğu Fendt'te bu Türkiye paketi dahilinde geliyor ama Diamant'ta zaten standart olarak geliyor. Çift tonlu, gayet şık, spor görünen jantlarımız var. Arkaya doğru baktığımızda yatak odasının pencerelerinden bir tanesi geniş bir pencere ve aşağıda servis kapağımız var. Bu servis kapağı yatağın altına açılıyor ve tamamen boş bir alan burası bizim kullanımımız için. Masa, sandalye gibi şeyleri burada muhafaza edebiliyoruz. Bunun avantajı ise konumlaması aslında. Tente tarafında olması bu bagajın. Kampımızda kurulurken masa sandalyeyi kolay çıkarıp toplanırken de kolay muhafaza etmemize yarar sağlıyor konumun burada olması. Arkaya doğru tabii ki ışık barımız yine devam ediyor. Ve yukarıda Diamant 560 logosunu görüyoruz. Kabartmalı şekilde gayet şık görünüyor. Bu yüzü bitirdik. Ön tarafına bakalım Diamant'ın. Bakalım orada neler var. 560 SD'nin ön yüzüne bakalım beraber. Bu ön yüz de Diamant serisi için yenilendi tabii ki. Krom bir çıtamız var burada. Ve bu çıta ön bagaj kapağıyla bir şekilde gidiyor. Ve burada kulbumuz gizli şekilde yukarı kalkabiliyor. Burası tüpleri ve diğer ekipmanlarımızı muhafaza edebildiğimiz ön bagaj. Zaten bütün karavanlarda görüyoruz bunu. İki tüp koyabiliyoruz. Ve birçok kablo, hortum gibi materyallerimizi genelde burada saklamayı tercih ediyoruz. Güzel bir mekanizmayla çalışıyor. Bunun üst kısmında büyük göğüs camımız var. Karavanın oturma grubu bu kısımda olduğu için gerçekten büyük bir pencere kullanılıyor burada. Dışarıyı buradan izlemek oldukça keyifli. Yukarıda Fendt karavan logomuz var, kabartmalı ve krom tutma kulplarımızla beraber en aşağı indiğimizde ise şasi okunu görüyoruz. Fendt karavan markası tamamen Alco şasi ve tertibatla çalışıyor. Burada Alco savrulma önleyicimiz ve ağırlık ölçen pilot tekerlemi standart olarak sunuluyor. Ön kısımdan sonra karavanın yan yüzüne bakalım, orada neler karşılıyor bizi. Oturma grubunun diğer penceresini görüyoruz burada. Üç tarafı pencereyle çevrili oturma grubunun. Keyifli bir alan. Aşağıda su balıntılarımız ve girişlerimiz. Yanında da kombi altının, turma kombi altının egzoz çıkışı, gaz çıkışı burada konumlanıyor. Pencerenin altında olduğu için bu pencere açıkken çalışmaması için bir sensör mevcut burada. Ki buradan gelen atık gazlar içeriye giremesin diye. Bu cam açıkken sensör kombinin çalışmasına izin vermiyor. İçeride bir uyarı veriyor. Orta kısımda mutfak penceremizi görüyoruz. Biraz daha arkaya gittiğimizde elektrik bağlantılarımız. Tentenin olmadığı tarafta yani giriş tarafının tersinde kablo kalabalığı olmadan burada kullanabiliyoruz. Yatak odamızın penceresi. Arkada da buzlu bir cam görüyoruz. Tabii ki tuvalet banyo olduğunu anlıyoruz buradan. Karavanın en keyifli yerlerinden biri zaten. En altta ise kasetli tuvaletimizin haznesi mevcut. Diamant logomuz yine yukarıda. Bu şekilde yan yüzü noktalayabiliriz. Arkaya bakalım.
Dış yüzde son olarak Diamant 560 serinin arka kısmına bakıyoruz. Bu yüz Fendt karavanın yeni jenerasyonunu yansıtıyor aslında. Diamant serisi komple yenilendiğinde bu arka görünüme kavuşmuştu. Bütün Fendt serileri ise 2023 yılında bu şekilde görünecek artık. Far grubu ve tampon grubu bu şekilde olacak. Arka yüze baktığımızda orta kısımda bir pencere görmüyoruz. Çünkü tuvalet banyo kısmı burası karavanın. Oturma grubunun olduğu tarafta pencereyi gördük zaten. Yukarıda Fendt karavan logomuz var. Kabartmalı artık, gayet şık görünüyor. Biraz daha aşağı doğru indiğimizde krom tutma kulplarımızın hemen altında far grubumuz başlıyor. Far grubumuzun bütün elementleri LED. Stoplar, sinyaller, geri lambası siz tamamen LED farlardan oluşuyor. Gerçekten modern ve verimli şekilde çalışan şık ışıklandırmalar oldu bunlar. Diamant serisinin değişmesiyle birlikte. Aşağı doğru indiğimizde ise tampon grubunu görüyoruz. Bu biraz aslında spor arabaları andırıyor bize bu görüntü. Gerçekten modern ve şık görünüyor. Fendt karavanların yeni jenerasyonunu bize tamamen sembolize ediyor. Dış mekanı bu şekilde noktalayabiliriz. Bakalım Diamant 560 S'de içeride neler sunuyor bize. Evet, Diamant 560'ın iç mekanındayız. Kapıdan girdiğimizde sağda mükemmel bir oturma grubu karşılıyor bizi. U şekilli ve karavan iki elli olduğu için oldukça geniş. Şu an özellikle oturduğum kanat yanlara doğru oldukça geniş ve ferah. Burası çok güzel bir keyif alanı haline dönüyor. Özellikle kış aylarında içeride daha çok zaman geçirmeye başladığımızda karavandaki oturma grubu çok önem arz ediyor. Burası da kesinlikle içeri girer girmez hem mobilya rengi, ışıklandırma ve koltuk rahatlığı olarak bize çok iyi şeyler sunuyor. Koltuk rahatlığı demişken Diamant serisinde oturduğumuz koltukların hepsi yaylı mekanizmaya sahip. O yüzden otururken kesinlikle bunu hissedebiliyoruz ve gayet konforlu, keyifli bir oturma alanı sunmuş, oturma tecrübesi sunmuş oluyor bize. Yanlarımda iki tane başlık görüyoruz. Bu aslında iki kola da iki ayrı kişinin uzanarak yatarak ya işte dergi kitap okuyabilmesi ya da karşıdaki televizyon tutucusundan televizyon izleyebilmesi için keyifli bir ortam oluşturuyor. Arkada tüp kısmına denk gelen üst konsolumuz var. Dışarıda aslında tüplük oluyor burası. Burada ama bize bir konsol sunmuş oluyor bu pencerenin hemen altında. Burada yine havalandırmalarımız ve ısıtma menfezlerimiz var. Perdelerimiz var ve Diamant serisindeki store mekanizması biraz farklı çalışıyor aslında. Aşağıya doğru bunu kullanabiliyoruz. İstediğimiz seviyede bırakabiliyoruz. Yani belli 3-4 tane noktası yok. İstediğimiz kadar aşağıda ya da yukarıda bırakabiliyoruz ve sineklik de hemen üzerinden takip ediyor bunu. Oldukça kolay ve kullanışlı bir mekanizma oluyor dışarıdan daha az görünmek için. Masanın kendisi teleskopik bir ayağa sahip. Büyük bir masa tabii ki. Oturma grubu büyük olduğu için büyük bir masa. Bu runner'lar Diamant serisinde standart olarak sunuluyor. Deri kaplama oluyor bunlar. Bu Faro isimli kumaş konseptinde gayet şık görünüyor. Tamamlıyor karavanı. Işıklandırmalar demiştik. Onlar da gayet hoş. Dolapların hem altında hem de üzerinde ışıklandırmalarımız var. Evet tabii ki bunlar bu konsolun sağ ve sol taraflarında da devam ediyor. Hoş bir görüntü oluşuyor. Okuma lambalarımız çok şık yine. Diamant'ın havasını yansıtan güzel lambalar bunlar. Ama bu oturma grubunun en özel noktalarından bir tanesi hemen kafamın üzerinde. Üçlü bir tavan penceremiz var burada. Panoramic Skylight olarak geçiyor. Diamant serisinde standart olarak sunuluyor. 3 tane büyük hekimiz var. Bu ön tarafa doğru uzanmıyor. Karavanın rigidliği ve yalıtım mükemmelliği durumundan yukarıda bitiyor ve bize iyi bir ışık girişi sağlıyor. Ortadaki zaten direkt olarak açılabiliyor. Sineklik ve güneşliği var. Hepsinin güneşliği var. Özellikle kış aylarında keyifli bir kullanım sunuyor yukarıda. Tabii ki ortalarında da LED ışıklar var. Yine ambiyansa katkı sağlıyor. Oturduğum yerin altı saklama olarak kullanabiliyorsunuz. Kapının yanından bir ayakkabılık erişimi de var. Üstü de tabii ki başüstü dolaplarıyla bezeli. Birçok dolap var burada. Çok fazla eşyayı saklayabiliyoruz aslında burada. 4 kişilik bir aile bile rahat rahat tüm eşyalarına yer bulabilecek konumda burada. Oturma grubun yan tarafında ise güzel bir kulp var. Girerken ışıklandırmalı bir kulp var. Bunu inip binerken karavana rahatça dengemizi sağlamak için kullanabiliyoruz. Bu da Diamant özel detaylardan, hoş detaylardan bir tanesi. Tabii ki burası da yatak olabiliyor. Bu masa tamamen aşağı iniyor ve iki yetişkinin rahatça yatabileceği bir yatağa dönüşüyor bu alan. Oturma grubundan sonra yavaş yavaş giriştik. Buzdolabı grubuna bakalım. Orada da bizi güzel değişiklikler bekliyor bu sene. Buzdolabı yine süper bir yere konumlanmış Diamant 560'da. Girişte hemen elimizi uzatıp buradan içerideki eşyalarımıza erişebileceğimiz şekilde konumlanmış. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere çift taraftan da açılıyor bu buzdolabı. İki taraftan da erişimimiz var.
Bu sene buzdolabında ciddi değişiklikler bekliyor bizi. Fendt'in Diamant ve Tenneza serilerinde burada ilk örneğini görüyoruz. Öncelikle bu büyük bir buzdolabı. 170 litre kapasitesi var toplamda ve buzluk haznesi ayrı ana hazneden. Ama tabii ki en büyük özelliğimiz bu değil. Bu sene artık buzdolapları kompresörlü. Diamant ve Tenneza serisinde. Bu ne demek? 3 sistemli buzdolaplarına alışkınız. Gazla da çalışabiliyor ve bu şekilde soğutma sağlıyor. Ama Türkiye'nin bazı yaz şartlarında özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu zamanlarda bu buzdolabının performansı istediğimiz en üst seviyede olamayabiliyor. Kompresörlü buzdolabıyla ise buna biz maruz kalmıyoruz. Gazla çalışamıyor bu buzdolabı. Güneş paneli ve akülerden destek alarak kamp dışarısında çalışabiliyor. Kampta tabii ki normal 220 elektrikten çalışabiliyor. Ama evlerde alıştığımız gibi içinde bir kompresör var ve çok hızlı soğutma sağlayabiliyor. Yani en sıcak zamanlarda bile mükemmel bir soğutma sağlayabiliyoruz bu buzdolabı tipiyle. Tabii ki enerji gereksinimimiz daha fazla oluyor. Buna göre panel ve akü gücünü sayısını arttırmamız gerekebiliyor. Ama en rahat soğutmayı bu şekilde kompresörü buzdolaplarına alıyoruz. Tenneza ve Diamant serisinde artık standart olarak sunuluyor. Buzdolabının yan tarafında giriş kapımız var. Dışarıda gördük kısaca zaten iç mekandan da alışık olduğumuz gibi. Aşağıda çöp kovamız ve fendt giriş basamağımız var rahat bir erişim için. Yukarıda ise penceremiz ve kapının tutma kulbu. Tabii ki çok şık otomotivden esinlenmiş bir kilit mekanizması da bizi karşılıyor burada. Çift kademeli güzel bir kilidimiz var. En üstte ise Truma logolu kombi altının kontrol panelini görüyoruz. Bunu tabii ki telefondan da kontrol etmek mümkün yattığımız yerden bile. Ve yanında fendt karavan logolu bir dokunmatik panel daha görüyoruz. Buradaki bütün ışıkların seviyesini ve açılıp kapanmasını buradan kontrol edebiliyoruz. Ve bu karavanda standart sunulan zemin ısıtmamızı da buradan yine kontrol edebiliyoruz. Truma kombi altı standart, 6000 watt en güçlü ısıtma sistemi, zeminden elektrikli ısıtmamız standart ve sıcak suyumuzda 10 litre boiler haznesinden gazlı olarak kamp dışında bile temin edebiliyoruz. Ve bunların hepsini telefondan kontrol etmek mümkün. Fendt karavan uygulaması sayesinde. Tabii ki bu panelin devamı yatak başlarında ve oturma gruplarında da var. Hemen arkamda hatta bir tanesi var. Buradan bütün ışıklandırmayı yine kontrol edebiliyoruz rahatça. Yattığımız yerden de bunların karşılıkları var. Ayağa kalkıp kapatmaya çalışmamıza gerek kalmıyor yatacağımız zaman. Mutfak kısmına bakalım Diamant 560SD'de. Geldik mutfak kısmına. Burası da yine ışıklandırma ve görseller mükemmel. Oldukça da kullanışlı bir mutfak. Mutfak grubunda bu sene evyelerimiz değişti komple. Menteşelerin çok şık gizlendiği bir sisteme döndük. Musluğumuzda yine diamantlarda bu şekilde standart geliyor. Derin ve köşeli bir yapı var. Bulaşık yıkamak için de gayet kullanışlı. Sol tarafta büyük bir fırın grubu görüyoruz. Açtığımızda 3 tane gazlı ocağımız var ve yerleşimleri oldukça kullanışlı. Camla da kapatabiliyoruz, muhafaza edebiliyoruz. Altta ise Diamant serisinde standart sunulan fırınımız var. İçinden de böyle ufak bir tepsisi çıkıyor. Gazlı bir fırın bu. Gazla çalışabiliyor. Yani kamp dışında bile elektriğe ihtiyaç duymadan bu fırını kullanabiliyoruz. Alt gruplarda geniş çekmecelerimiz var ve bundan 4 adet var. Burada çatal bıçaklığımız var, gaz vanalarımız var. Burada da yine yüksek bir çekmecemiz var. Oldukça kullanışlı bütün mutfak eşyalarımız için. Yukarıya doğru baktığımızda mutfak penceresinin olduğu arka panel bu seride yani Diamant serisinde ışıklandırmalı geliyor. Özellikle akşam saatlerinde gerçekten çok hoş sıcak bir ortam yaratıyor mutfakta biz çalışırken bile. Ve bu pencereden dışarıya buhar tahliyesi, koku tahliyesi çok rahat yapabiliyoruz. Zaten karavanda bu havalandırma imkanları çok ferah olduğu için rahat rahat içeride istediğimiz yemekleri pişirebiliyoruz. Biraz daha yukarı çıkınca açık raflarımızı görüyoruz ve iki tane kapalı dolabımız var burada. Bir tanesi raflı, bu rafı istersek çıkarabiliyoruz. Bir tanesi ise direkt olarak rafsız yüksek eşyalarımızı muhafaza edebiliyoruz. Tabii ki soft close mekanizmasına sahip bu kapaklar ve kaplamaları gerçekten çok şık. Diamant'ın premium hakkını veriyor kesinlikle. En sağ tarafta ışık switchlerimiz var. Altında da 220 soketlerimiz mevcut. Birçok işte kahve makinesi, mutfak eşyaları burada rahatça çalıştırabiliyoruz. Mutfağın karşısındaysa bir konsolumuz var. Buzdolabının yan tarafına tekabül ediyor aslında burası ve hoş bir mobilya ile bunu gizleyip buraya da bir televizyon tutucusu standart olarak koyulmuş Diamant serisinde. Oturma grubuna dönebiliyor ve yatak odasına dönebiliyor. İki taraftan da rahatça izleyebiliyoruz ve biz seyahat halindeyken bunu kilitleyebiliyoruz. Televizyon grubunun altındaysa bir dergiliğimiz var. Buraya ince dergi gibi eşyalarımızı rahatça saklayabiliyoruz. Hoş bir görüntü de oluşuyor. Arka tarafa doğru devam edelim. Şimdi sırada yatak odası var. Diamant 560 SD'nin yatak odası kısmındayız. Yine mükemmel ışıklandırmalar,
renk seçimleri ve materyal seçimleriyle ambiyans burada da devam ediyor. Örnek olarak yatağın hemen baş ucundaki kumaştan deriye geçen bir başucu kaplaması var. Gerçekten güzel bir detay. Ev hissiyatını vermeye devam ediyor yine bu karavan bize iyi materyaller sayesinde. Yatak oldukça geniş bu karavanda. Tabii ki karavanın iki elle genişlikte olmasının avantajlarından bu yatak kısmında da yararlanıyoruz. Bir karavanda görmeyi bekleyeceğimiz en geniş yataklardan biri bu. 1.60 civarında bu yatağın genişliği. İki kişi çok rahat burada yatabiliyor. Böylece yatak altı tabii ki saklama alanımız da oldukça büyük oluyor. Yatağın kendisi de büyük olduğu için. Alt kısımda dışarıdan servis kapağıyla ulaştığımız kısım aslında burası. Halı setimizi kullanmadığımızda buradan muhafaza edebiliyoruz. Zaten zemin ısıtmalarımız da buradan geçiyor. Karavanın bütün zemini rahat rahat ısınmış oluyor. Yatak konforumuz tabii ki oldukça mükemmel. Yine Fendt'lerde Diamant'ta özel bir şilte. Diğer serilerde opsiyonel sonlanan ama Diamant'ta standart gelen özel ortopedik bir şilte kullanılıyor ve sertlik ayarı da tabii ki yine bu karavanın yatağında da mevcut. Biraz daha yukarı baktığımızda başucu kaplamalarından sonra açık bir raf karşılıyor bizi. Bu raf yatak boyunda uzanıyor. Küçük eşyalarımızı burada rahatça el altında muhafaza edebiliyoruz. Okuma lambalarımız var 2 adet ve yukarı çıktıkça ışıklandırmalarımız devam ediyor. Tabii ki dolap altı ve dolap üstü ışıklandırmalarımız bu kısımda da mevcut. 5 adet başüstü dolabımız var. Birçok eşyayı rahatça saklamak kolay burada. Rafla bölünmüş ve tamamen size bırakılmış versiyonları da var. Bu başüstü dolapları bittikten sonra ise bir askılık kısmımız var. Oraya göz önünde bulunmasını istemediğimiz montlarımızı rahatça muhafaza edebiliyoruz. Ve bir kalabalık görüntü oluşturmuyor bizim için. Gayet stratejik, hoş bir yere konumlanmış oradaki askılar. Kış aylarında kesinlikle düşünmemiz gereken noktalardan biriydi. Bu şekilde göz önünden kolayca ayırabiliyoruz. Yatağın yanında bir penceremiz var. Baş üstünde bir hekimiz ve sol tarafında bir penceremiz daha var. Banyo arkada konulandığı için burada bir banyo grubu görmüyorsunuz. Banyosu oldukça geniş bu karavanın. Yatak odasına son olarak bu boy dolabımıza bakalım, gardırobumuza. Bu bizim ana gardırobumuz olarak görev yapıyor buradaki dolap. Burada bir askılık görüyorsunuz. Bunu kullanabilmek için bu rafları çıkartıp evde bırakabilirsiniz. İstediğiniz kadar rafı çıkartıp modüler bir yapıya kavuşturabiliyorsunuz burayı. Hem raf hem askılık kullanım olarak oldukça iyi bir alan sunuyor buradaki kısım bize. Altında da yine ufak raflar var. Orası da kullanışlı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunun arkasında ise bir konsolumuz var. Bahsettiğim gibi tuvalet banyo burada olmadığı için güzel bir konsol alanı kalmış bize orası. Birçok yine gözümüz ve rafımız orada var ve burası telefonları şarj edebileceğimiz USB soketlere yakın bir konsol alanı olarak da kullanılabiliyor ve tabii ki bir penceresi var yine güzel bir perde mekanizmasıyla birlikte. Son olarak burada bir düğme panelimiz var yine. Bu karavanda yaklaşık 4-5 adet farklı düğme paneli var ışıkları her yerden rahatça kontrol edebilmek için. Yatak odasını da bitirdik. Son olarak bu karavana adını veren, 560 SD'deki D harfine adını veren duş kabinli büyük banyomuza bakacağız. Arkada buluşalım. İç mekanda son olarak Diamant 560 SD'nin banyo kısmındayız. Bu karavanın kesinlikle öne çıkan özelliği bu. 2.50 bir karavanda arka banyo çok ferah bir kullanım alanı sunuyor bize. Şu an bulunduğum kısımda bile rahatça kollarımı açıp hareket edebiliyorum. Burası çünkü bir tuvalet banyo alanından ziyade bir hazırlanma ve giyinme odası olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Şu an baktığım kısımda 1-2 adet ayna var. Yani iki yetişkinin aynı anda burada hazırlanabilmesi için de bir alan tanınmış bize. Açık raflarımız yine var kozmetik banyo ürünlerimiz için. Aşağıda da yine büyük açık raflarımız ve lavabo altında da bir kapalı rafımız mevcut. Burada geniş bir tezgahımız var. Yani burada sadece tuvaletimizi, elimizi yıkayıp çıkacağımız bir pozisyondan ziyade gerçekten zaman geçirirken bunalmayacağımız, rahat rahat hazırlanabileceğimiz bir alan yaratmış bize Fendt. Aynaların arkalarında da şık ışıklandırmalarımız var. Üst tarafta da var. Ambiyans yine çok hoş buranın. Buradan ışık switchlerimizden kontrol edebiliyoruz bu aynaların ışıklarını. Yine hoş bir ambiyans yaratabiliyoruz. Hemen yanımda bir kasetli tuvaletimiz var. Bu kasetli tuvaletin başlığı dönebiliyor. Normalde biz karavanların çoğunda dizlerimize yakın duvarlar buluruz tuvalet alanında. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Açıyı da rahatça ayarlayabiliyoruz tuvalette. Kullanımı oldukça kolay ve rahat. Tuvaletin arkasında bir buzlu camımız var. Burada sineklik ve güneşlik standart. Tabii ki burada da sineklik olması gerekiyor karavanlarda. Fendt'te bu standart sunuluyor. Havalandırma için tek elemanımız tabii ki bu kısım değil. Yukarıda bir 40x40 hekimiz var. Rahatça kullanabiliyoruz bunu buhar tahliyesi için. Sineklik ve güneşlik
mevcut belki de. Ve birazdan göreceğimiz duş kabinin içerisinde de bir buhar tahliye heçi var yine. Ufak bir alan, kullanışlı bir alan. Burada yine duvar kaplamalarımız oldukça şık. Ve aşağıda birçok menfez görüyoruz. Bu menfezler de kombi altının sıcak havasının üflendiği menfezler. Yine ayağımın arkasında da bir tane var. Bu alanda yani ayrı bir alan olmasına rağmen yine mükemmel ısınmayı sağlıyor. Şimdi son olarak dev duş kabinine bakalım. Son olarak bu karavana ismini veren duş kabinindeyiz. Bu duş kabini gerçekten büyük. Benim karavanlar arasında gördüğüm en büyük duş kabini diyebilirim rahatça. Şu an arka duvarda bulunduğum yerden öne doğru parmağımı uzattığımda dış duvara zorlukla dokunabiliyorum. Yani bu içeride çok ciddi bir hareket alanı sağladığını gösteriyor bize bu duş kabininin. Gerçekten çok ferah burası. Burada duş almak oldukça kolay. Güzel bir mekanizmamız var kapı için. Mıknatıs da kapanabiliyor. Çok rahat ve dışarıya kesinlikle su sızdırmıyor. Yolculukta giderken de buraya sabitleyebiliyoruz. Hareket etmiyor ve zarar görmüyor. Yukarıda az önce bahsettiğim gibi bir buhar tahliye alanımız var. Ve yan tarafımda duş başlığının bulunduğu şık bir grup var yine. Arkasında LED aydınlatmalar var ve köşelerde 2 adet spot var. Burada bile 2 farklı aydınlatma grubunun olması Fendt'in ambiyansa ne kadar değer verdiğini tekrar gözler önüne seriyor bizim için. Yükseklik ayarlı bir duş başlığımız var. Burada sıcak soğuk suyumuzu tabii ki seçebiliyoruz keyifle duş almak için. Ve bu grubun arka tarafında 2 tane geniş oyma alan var. Burada şampuan ya da kozmetik malzemelerimizi muhafaza edebiliyoruz. Ciddi büyük alanlar burası. Duş teknesi ve duş kabini gerçekten çok çok büyük bu karavan için. Biz de ilk gördüğümüzde pozitif anlamda çok şaşırmıştık. Birçok müşterimiz de güzelce kullanacak bunu, rahat rahat duşlarını burada alabilecek. Diamant 560S'de 2023 modeli inceledik. Yeni bir model, heyecan verici bir model bizim için de. Ukaraman Showroom'da inceleyebilirsiniz. Yollarda da bol bol göreceksiniz bu sene. Görüşmek üzere.